Her ne kadar sert ve dinamik bir doku olarak görünse de kemiklerimiz de yıpranıp zayıflayabiliyor. Özellikle yaş ilerledikçe hızlanan kemik erimesi beklenmedik bir anda en küçük bir kazada kemik kırıklıklarına yol açabiliyor. Oysa kemik erimesine karşı gençken alınacak bazı basit önlemlerle ileriki yaşlarda da sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmak mümkün. Peki kemik sağlığını nasıl koruyacağız? Kemik erimesi nedir? Tedavisi, tanısı nasıldır? Sorularımızı Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Cengiz Yıldırım yanıtlayacak. Eğer sizin de kemik erimesiyle ilgili şikayetleriniz varsa, sorularınız varsa bize katılabilirsiniz. 0212 243 7178'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesajlarınızı atabilir. Canlı yayında yanıtını öğrenebilirsiniz. Sayın Yıldırım, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün aslında kadınları ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Evet. Kemik erimesinin. Ben öncelikle kemik nedir diye sormak istiyorum. Kemiklerimizin gelişiminde hangi faktörler önemlidir? Kemik vücudumuzdaki diğer organlara oranla en sert olan dokumuzdur. Diğer dokulara göre daha sert olan, daha doğrusu en sert olan dokumuzdur. Ve dolayısıyla vücudumuzda destek görevi üstlenmektedir. İçerisinde ciddi bir kalsiyum deposu, kalsiyum içermektedir. Dolayısıyla kalsiyum kemiklerde depolandığı için, çöktüğü için sert bir dokudur. Peki hocam, acaba çocuk yaşlarda ya da bebekken mi kemikler gelişir, güçlenir? Belli bir yaştan sonra artık kemiğin güçlenmesi, gelişmesi söz konusu olamaz mı? Güzel bir soru sordunuz. Şöyle ki kemiğin güçlenmesi daha çocukluk çağından itibaren başlıyor. Birçok faktöre tabii ki bağlı. Öncelikle genetik bunda çok etkili. Beslenme, bir önceki konuşmada hocamız işte anne sütünden bahsetti, faydadan bahsetti. Beslenme, daha sonra ergenlik çağında yapılan işte sporlar, vücudu güçlendirmek için yapılan sporlar, alınan vitaminler veya işte gıdalar kemik gelişiminde oldukça etkilidir. Hocam biraz daha detaylandıralım mı? Bizi izleyen izleyicilerimize ileride kemik erimesi yaşamaması ya da bazı kemik hastalıklarına yakalanmaması amacıyla kemiklerine nasıl bakması gerektiğine dair altın noktalar, püf noktalar verebilir misiniz? Evet. Ülkemizde ne yazık ki tabii ki bu konu çok fazla işlenmiyor. İşten geçtikten sonra ne yazık ki şey oluyor. Dolayısıyla kemik gelişimi, kemik sağlığını sağlamak için öncelikle erken yaşlarda başlamamız lazım buna. Yani dediğim gibi ta çocukluktan itibaren bazı önlemler alınması lazım. Tabii ki genetik faktörleri çok fazla biz etkileyemiyoruz. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Ama onun dışında işte gençken bir yaşam tarzı olarak yapılabilecek işte sporlar, spor vücudu geliştirecek sporlar çok önemli. Ayrıca beslenme. Ne yiyelim mesela? Kalsiyum mu? D vitamini içeren yiyecekler mi? Kalsiyum tabii ki süt. Tabii ki doğru bir süt olması lazım bunda. Anne sütüden bahsettik. İlerleyen dönemde yine kemiği güçlendirecek olan vitaminleri barındıran beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Artık güneş ışığı çok önemli bizim için. Aslında ülkemiz bu konuda çok şanslı. Çünkü güneş ışığının vücudumuza geldiği açı çok önemli. Buna biz zenit açısı diyoruz. Bazı ülkeler bu konuda çok şanssız. Çünkü onlardaki bu güneş için vücudu üzerine düştüğü açı daha dar bir açı. Bu açının ne kadar yüksek olursa vücudumuzdaki deri altından vitamin D üretilmektedir. Dolayısıyla özellikle Mayıs ve Kasım ayları arasında maksimum düzeyde güneş ışığından faydalanmamız lazım ki kemiklerimize güçlensin. Tabii demin de söylediğiniz gibi, sorduğunuz gibi bunu yapabilmek için yapabileceğimiz en önemli yaş 30 yaşına kadar. Yani 30 yaşında bir kadın veya bir erkek artık doruk kemik kütlesine ulaşıyor. Öyle mi? Evet. Yani bunu şeye benzetebiliriz. Gençken çalışıyoruz, para kazanıyoruz ve bu parayı bankaya yatırıyoruz birikimlerimize ve daha sonra da bunları harcıyoruz. Ona benzetebiliriz. Ne kadar çok gençken çalışıp paramızı eğer yatırım olarak biriktirirsek daha sonra bu bize pozitif olarak kolaylık sağlayacaktır. Aynı şekilde de kemik kütlemizi erken dönemlerde ergenlik çağında veya çocukluk çağına itibaren alınan önlemlerle en üst seviyeye çıkartmamız gerekiyor.
Daha sonra çünkü bir yavaş yavaş yıkım başlıyor. Şimdi aklıma şu soru da geldi hocam siz anlatırken. Dediniz ya Türkiye güneş ışığı açısından şanslı bir ülke diye. Bu anlamda şanssız olan ülkelerle toplumumuzun insanları kıyaslandığında acaba onlar daha mı çok kemik hastalıklarına yakalanıyorlar? Bir araştırma var mı bununla ilgili? Onlar tabii ki bunun farkında oldukları için diğer önlemleri çok iyi alıyorlar. Yani sizin de demin söylediğiniz gibi alınması gereken işte bazı süplemanlar, işte kalsiyum, D vitaminlerini çocukluk çağından itibaren veriyorlar. Artı spor, yani kemikleri güçlendiren en önemli soru, özellikle vücudun yük altında kalmasını sağlayan sporları çok iyi bir şekilde ve çocukluk çağından itibaren bir yaşam tarzı olarak aldıkları için aslında bizim sandığımızdan çok aksine daha iyi kemik kalitesine sahip oluyorlar. Biz güneş var diye biraz rahatız herhalde. Rahatız ama o güneşten faydalanmıyoruz. Güneş ışığının o açısı hem mevsime hem günün zamanına ve yaşadığınız coğrafi bölgenin enlemine bağlı. Dolayısıyla biz demin de söylediğim gibi enlem olarak şanslıyız ama işte bazı nedenlerden ötürü bunu tam olarak uygulayamıyoruz değil mi? Evet. O yüzden bu söyledikleriniz önemli. Evet. Peki hocam siz uzmanlar acaba söz konusu olan kemik hastalıklarıysa hangi hastalıklarla sıklıkla karşılaşıyorsunuz? Hangi yaş grubundaki hastalar size hangi sorunlarıyla geliyorlar kemikse söz konusu olan? Tabii bu geniş bir konu. Osteoporozdan bağımsız olarak birçok kemik hastalığı mevcut. Tabii ki osteoporoz bugünkü konumuz ama onun dışında bir kemik deyince tabii ki eklemleri de dışlamamamız lazım. Gerekiyor? Kemik ve eklem hastalıkları diye de söyleyebiliriz. Sonuçta yine yaygın olarak gördüğümüz bir diğer hastalık kireçlenmemiz. Bunlar özellikle eklemleri tutuyor tabii ki kemikle beraber. Yine romatolojik bazı hastalıklar. Ondan sonra bazı iyi huylu veya kötü huylu kemik tümörleri yine kemik hastalıkları arasında sayılabiliyor. Travmatik kemik problemleri, yani bir kemik kırığı, yani bir travma sonucu oluşan problemler sayılabilir. Yine bazı konumuzla da alakalı metabolik kemik hastalıkları var. Bunlar daha çok tabii ki çocukluk yaş grubunda daha fazla gözüküyor. İşte rickets, raşitizm dediğimiz hastalıklar veya bir başka birçok genetik altyapısı olan kemik hastalıklar sayılabilir. Peki hocam raşitizmle kemik erimesi birbirine bağlantılı hastalıklar mıdır? Yani çocukken raşitizm olan bir kişinin sonu kemik erimesine mi varır? Tam olarak öyle söyleyemeyiz. Raşitizm daha tabii ki alt gruplar olan bir rahatsızlık ama sonuçta metabolik bir kemik hastalığı ve kalsiyum fosfat metabolizması ile ilgili bazı komponentleri olan bir rahatsızlık. Ama raşitizm yaşayan bir kişi ileride osteoporoza yakalanacak diye bir çıkarım yapmak uygun olmaz. Peki osteoporoz dediğimiz, yani kemik erimesi dediğimiz şey nedir hocam? Kimlere etkiler? Hangi yaş grubunu etkiler? Tabii onun tipleri var. Bir primer osteoporoz dediğimiz, yani nedeni bilinmeyen veya herhangi bir nedenler dışlandıktan sonra karşımıza çıkan osteoporoz tipleri var. Bir de sekonder osteoporoz, yani bir nedene bağlı olan osteoporoz diye ikiye ayırabiliriz bunları. Primer dediğimiz, yani nedeni bilinmeyenler de ikiye ayrılıyor kendi içerisinde. İlki özellikle menopoz sonrası bayanlarda, bu birinci tip. Menopoz sonrası bayanlarda gördüğümüz osteoporoz. İkincisi ise, yani daha doğrusu birinci tip sadece bayanlarda gözüküyor, menopoz sonrası bayanlarda. İkinci tip dediğimizde hem bayanlarda hem erkeklerde ancak ileri yaş grubunda, yani senil osteoporoz dediğimiz yaşla alakalı, yani 75 yaşın üzerindeki osteoporozdan bahsediyoruz. O ortak grup olarak değerlendirebiliriz. Diğer sekonder osteoporoz ise bir nedene bağlı olarak, yani vücutta bir hastalık, işte şeker hastalığı, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, kullanılan uzun süre kullanılmış bir ilaç. Bundan köken alan, bunun neden olduğu osteoporoz, kemik erimesi olarak da sekonder osteoporozu sınıflayabiliriz. Evet, sınıflara göre görülme yaşı ve kadın erkek cinsiyeti değişiyor hocam ama neden kemik erimesi deyince akla hep kadınlar gelir? Yani kadınlarda görülecek bir durummuş gibi gelir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çünkü menopoz burada en önemli etkileyici faktör. Daha doğrusu östrojen hormonu. Östrojen hormonu kadının kemik kütlesinde en koruyucu hormonlardan bir tanesi. Dolayısıyla ne yazık ki menopozla beraber östrojen düzeyleri ciddi derecede düştüğü için, ortadan kalktığı için kemiğin üzerindeki koruyucu etkisi de ortadan kalkar. Dolayısıyla erken yaşlarda, yani 50-55 yaş civarlarında, daha doğrusu işte menopoza girme yaşından sonra
bayanlarda kemik erimesi gözükür. Dolayısıyla demin de söylediğim gibi 75 yaşındaki yaşlılarda görülen osteoporoza göre yaklaşık bir 20 yıl var. 10-15 yıl var veya 20 yıl var. Dolayısıyla o süreçte kadınları ciddi şekilde etkilemektedir. Peki hocam, her kadın dolayısıyla menopoza gireceği için risk altında mıdır? Muhakkak risk altındadır, evet. O yüzden zaten biz sürekli hem eğitimlerimizde hem toplum eğitimlerimizde bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Mutlaka doruk kemik kütlesini mümkün olduğunca en zirveye çıkartmak, ardından da tabii ki işte menopozunda hani uygun yaşta olursa o zaman belki kadın için avantaj olacaktır. Hocam, birlikte sokağa çıkacağız. Sokağın sesini dinleyeceğiz. Onun üzerine sohbet edeceğiz. Tabii ki. Kısa bir ara verelim. Birlikte izleyelim soruları. Kemik erimesini önlemek adına neler yapıyorsunuz? Beslenmenize dikkat edin. Kalsiyum ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ben çok fazla süt de sevmem. Ama işte beyaz peynir, yoğurt. Kalsiyum ağırlıklı besinleri yemeye çalışıyorum. Doğal beslenmeye çalışıyoruz. Daha çok sebze ağırlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Bol bol su içiyoruz. Doğal besinler, organik ağırlıklı. Onlarla besleniyoruz. Genelde yoğurt yiyoruz. Yani onu biliyorum, onu yiyoruz yani. Bunun için kalsiyum içerikli işte süt ve türevleri, süt ürünlerinin birazcık da egzersiz. Süt ürünlerinin iyi geldiğini biliyorum. Yoğurt, süt. Yoğurt, yumurta tüketmeye çalışıyorum. Kemik suyu birkaç, iki senedir kaynatıp bol bol yemeklerime koymaya çalışıyorum. Peynir ağırlıklı işte süt ürünlerini tüketmeye bakıyorum. Özen gösteriyorum, yoğurt gibi. Şimdi hocam, sohbetimizin başında 30 yaşına kadar kemik kütlesini oluşturmak, güçlendirmek önemli dediniz. Ama acaba 30'umuzdan sonra röportajlarımızda da görüldüğü gibi, izleyicilerimizin anlattığı gibi beslenmek, ki doğru bir beslenme şekli değil mi? Yoğurt, sebze, yumurta, kemik suyu, evet, tabii ki. Yararlı olmaz mı? Muhakkak yararlı olur. Ama tabii ki bu sonuçta yıkımı eninde tam olarak engelleyemeyecektir. Yani dolayısıyla mutlaka faydası olacaktır. Ama engelleyemeyecektir. Sadece bu tür şeylerden değil, hastanın belki bir sigara kullanımı var. Bunlar hiç bahsedilmiyor. İşte alkol tüketimi olabilir, sigara tüketimi olabilir. Ondan sonra egzersiz eksikliği. Bunlar tabii ki çok önemli. Yani halkımız genellikle böyle organik beslenme, işte artık bunlar çok popüler olmaya başladı. Ama onun dışında süt içerken diğer taraftan sigara içiyor. O zaman çok da bir manası olmayacaktır. Yani bir bütünsel yaklaşım gereklidir diyorsunuz. Egzersiz, çok önemli. Sigara içilmeyecek, alkol alınmayacak. Ve bu beslenme şekli de doğru herhalde, değil mi hocam? Kemik suyu mesela, merak ettim. Kemik suyu biraz şehir efsanesi gibi, öyle yani mi? Öyle bir hani bilgi açıkçası çok fazla yok. Ama illaki sonuçta doğru beslenme yaptıktan sonra, çünkü çok aşırı kemik suyu alan insanlarda da bu sefer başka problemler ortaya çıkabiliyor. Yani, ne gibi hocam? Kilo alma veya işte karaciğer yağlanması. Bu çünkü tür yağ problemler, içerikli evet, değil tabii mi? Ki onun içerisinde ciddi düzeyde de olumsuz etkiler olabilecek. Çünkü doğru. Bazen hastalarımız kırık oluyor, cerrahi geçiriyorlar. Ondan sonra hastayı biz bir dahaki kontrolü gördüğümüz zaman kilolu olarak görüyoruz ve annesinin ona işte her gün her akşam işte kelle paça veya kemik suyu içirdiğini veya yedirdiğini duyuyoruz. Dolayısıyla doğru ve dengeli beslenme bence yeterli, evet, olacaktır. Yarar sağlayayım derken zarara da uğratmamak, evet, gerekli. Şimdi hocam, dediniz ya, kadınlarda görülür, herkes risk altındadır, tüm kadınlar risk altındadır. Peki genetik mirasın hiç rolü yok mudur bu anlamda? Genetik miras tabii ki rolü var. Ancak şöyle, birçok gen bunda etkili. Yani tek bir gen üzerinden osteoporoz olması çok nadir durumlarda ispatlanmış veya söylenmiş. Bununla ilgili tabii çalışmalar devam ediyor. Ancak poligenetik diyebiliriz. Yani hem hastanın kırık riskini arttıran, hem işte kemiğin zayıflamasına neden olan birçok genin etkilediği bir genetik miras söyleyebiliriz. Şu gendir osteoporoza neden olan demek doğru olmaz. Doğru olmaz. Şunun için ısrarla soruyorum hocam. Şimdi risk yapalım. Altındaki kadınlar ya da tüm kadınlar yani, ya da genetik olarak risk altında olan kadınlar kemik yoğunluğu testi yaptırmalı mı? Herkes yaptırmalı mı bu testi? Kadınlar? Risk altındaki kadınlar dediğimiz yani menopoza yaklaşmış. Şimdi erken 30... menopoz eğer var ise bu çok önemli bir durum. Dolayısıyla bu tür hastalarda daha erken tabii ki bazı kemik testleri kemik yoğunluğu ölçümleri yaptırmak gerekiyor. Ancak
Onun dışında eğer bariz bir hani risk faktörü yoksa, hastada yani bir metabolik hastalık yok ise, bir şeker hastalığı yoksa, karaciğer böbrek hastalığı yoksa, uzun süre kullandığı bir kortizon ilacı yok ise veya buna benzer sekonder bir osteoporozun nedeni olabilecek bir şey yok ise, o zaman biz rutin olarak 65 yaştan sonraki bayanlarda ve 70 yaşın üzerindeki erkeklerde senede bir kez kemik yoğunluk ölçümü yapıyoruz. Ama risk grubundaysa, dediğim gibi erken bir menopoz ve diğer saydığım şeyler varsa, o zaman tabii ki daha erken dönemde yapmak kemik yoğunluk ölçümü yapmak gerekir. Evet. Peki hocam, bu nasıl bir test? Nasıl hayal ettirirsiniz bize hiç yapmamış olanı? Tabii öncelikle hastayı görmek lazım, şikayetlerini dinlemek lazım, muayene etmek lazım, ilgili yerlerin filmlerini belki çekmek lazım, ama kemik yoğunluğu ölçümü bir özel bir cihaz var bununla ilgili. Cihazda herhangi bir bu tomografi veya MR gibi korkutulacak, içine girilen bir durumda değil, açık bir cihaz. Onun içerisine girilerek özel bazı tekniklerle vücudumuzdaki kemik yoğunluğu ölçülüyor. Özellikle omurga bölgesinden ve kalça kemiğinden yapılan ölçümler ve onların sonuçlarına göre biz kemik yoğunluğunu değerlendiriyoruz. Peki kemik yoğunluğunun değerlendirmesine göre hocam dereceleri mi çıkıyor? Sizde kemik erimesi var, birinci derece, ikinci ya da üçüncü derece gibi. Evet, bununla ilgili tabii ki Dünya Sağlık Örgütü'nün bir sınıflaması var. Bazı değerler var. O değerlerin üzerine, o değerlere göre dört şekilde dört sınıfa ayrılabiliyor. Bunlara göre de biz hastalarımızı sizde kemik erimesi başlangıcı veya kemikte zayıflama var veya kemik erimesi var veya şiddetli kemik erimesi var diye normalde tabii başta söylemedim ama dört sınıfa ayırabiliyoruz. Peki hocam, acaba hiçbir belirti vermeden de kemik erimesi yaşanabilir mi bir insanda? Yoksa mutlaka bir yakınıma çıkar mı hastada kemik erimesi başladığında? Vermeyebilir, evet. Hiçbir belirti vermeden de kemik erimesi oluşabilir. Ama çok ciddi boyutta ise mutlaka yaygın kemik ağrılarıyla en büyük şikayetler olarak karşımıza çıkabiliyor. Veya patolojik kırıklarla karşımıza çıkabiliyor. Peki kemik erimesi hangi kemikleri etkiler hocam? Kemik erimesi tabii yaşa göre etkilediği kemikler farklı. Eğer erken dönemde, yani postmenopozal bir dönemde bir bayanda daha çok el bileği kemiklerini veya omurgayı etkilerken, daha ileri yaşlardaki hastalarda daha çok leğen kemiği ve kalça kemiklerini etkilemektedir. Ama muhakkak bütün kemiklerde görülmektedir. Daha çok uzun kemiklerin bu süngerrimsi iç kısmında görmekteyiz. Dişleri de etkiler mi hocam? Diş dökülmesine sebep olur mu örneğin? Yok, kemik erimesi, hani diş sağlığı mutlaka etkisi vardır ama onlarındaki mekanizma biraz daha farklı. Yani fosfat dengesi var. Yani dolayısıyla o tam osteoporoz olan bir kişide diş dökülmesi olacak diye ve bunu göreceğiz diye bir kaide yok. Peki hocam, acaba kadınlar menopozu geciktirici bir takım önlemler alırlarsa, ki bu mümkün diye biliyorum, acaba evet, kemik erimesini de geciktirmiş olurlar mı hayatlarında? Pek sanmıyorum öyle bir etkisi olduğunu. Yani çok sağlıklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta doğal akışı siz bozuyorsunuz. Artı onun kemik erimesini geciktireceği diye bir şey bilgim yok. Peki hocam, gelelim kemik erimesi tedavisine. Tanıyı koyduk herhalde, kemik yoğunluk testiyle koyuyorsunuz, evet, değil mi? Evet, kemik yoğunluk ölçümü, evet. Diyelim ki başlangıç aşamasında biri var karşınızda. Evet. Ne yapıyorsunuz? Aslında bizim için en önemli grup başlangıç veya kemik erimesi değil de kemik yoğunluğundaki azalmadaki grup. Çünkü kemik erimesi olduğu zaman onu gerçekten eski haline döndürmek çok zor. Yani ne ilaç yaparsak yapalım, verirsek verelim, onu eski haline göndermek zor. Aynı ülkemiz bildiğiniz gibi deprem bölgesi, deprem ülkesi. Eğer bina çok kötü yapıldıysa onu depremden yıkılmasını engellemek için yapacağınız herhangi bir önlem çok fazla onun yıkılmasını engelleyemeyecektir. Evet. Ama binayı başta eğer iyi bir şekilde inşa ederseniz o zaman o bina depremde daha dayanıklı olacaktır. Bunu benzetebiliriz. Dolayısıyla bizim hedef kitlemiz özellikle kemik erimesinin başında olan, kemik kütlesinde zayıflama veya azalma olan hastalarımız. Onlara mutlaka gereken tedavileri veya egzersizleri veya almaları gereken vitamin ve mineralleri önermemiz gerekiyor. Dolayısıyla erken tanı çok önemli, değil mi hocam? Evet. Bu rutin teste girmek önemli o zaman. Kemik erimesi, kemik yoğunluğu testi. Kemik yoğunluğu ölçümünü mutlaka her bayanın yapılması lazım. Her yerde yapılıyor mu bu ölçüm hocam? Hemen hemen bütün eğitim araştırma hastanelerinde, devlet hastanelerinde yapılıyor, evet. Şimdi o zaman tedavi planına geçelim. Eğer erken yakalanmış bir kemik erimesi başlangıcı var ise, acaba bunun tedavisi ilaçlarla mümkün mü?
Tedavisi ilaçlarla kısmen mümkün ama öncelikle biz bu hastalarımıza mutlaka metabolik kemik paneli dediğimiz bazı kan testleri de yapıyoruz. Vücuttaki herhangi bir kemik erimesine dönen başka bir hastalık var mı yok mu diye kalsiyum fosfat düzeylerine, D vitaminine, parot hormonuna bunlara bakıyoruz. Eğer bunlarla ilgili bir problem varsa onları yerine koyacak bazı işte kalsiyum destek ürünleri veya D vitamini, aktif D vitaminleri veriyoruz. D vitaminini ölçüyoruz. O da çok popüler oldu son zamanlarda. D vitamini oldukça düşük geliyor hastalarımızda yapılan çalışmalarda. Daha sonra hastalarımıza egzersiz, hangi egzersizleri yapmalarını gerektiğini mutlaka söylüyoruz. Beslenmelerini söylüyoruz ve derecesine göre de o dediğim gibi ölçümün düzeyine göre de bazı özel ilaçlar başlıyoruz. Bunlar ne tip ilaçlar? Bunlar kemiğin yıkımını azaltan veya baskılayan bazı ilaçlar. Özel tabii ki bazı hani farmakolojik ajan bunlar. Her hastaya da tabii ki uygunsuz bir şekilde verilmemesi lazım. Çünkü ciddi yan etkileri olabilecek bazı ilaçlar. Şimdi hocam mesajlara da bakıyorum. İzmir'de yaşayan bir izleyicimizin bir sorusu var. Gerçi farklı bir konuda ama yanıtlamanızı istemiş hocam. Sizden rica ediyoruz. Tabii. 69 yaşındayım. Yumuşak doku romatizmam var. Spor ve yürüyüş yapıyorum. Annem kalça kemiğini kırıp uzun süre yatalak kaldı. Genetik olabilir mi? Korkuyorum der. Yine kemik erimesine bağlı bir konu gerçekten de. Evet. Yani kişinin yumuşak doku romatizması var. Ama genetik sebeplerle ileride benim de kemik erimem olabilir mi diye soruyor izleyicimiz. Evet, güzel bir soru. Genetik olabilir ama demin de cevapladığım gibi tek gen üzerinden osteoporoz çok çok nadir durumlarda ortaya konmuş. İzleyicimizin belki de annesi eskiden bu kadar bilinçli olmayıp olmayabilirdi, olmamış olabilir. Dolayısıyla sporunu, beslenmesine dikkat etmemiş olabilir. Güneş ışığından yeterli derecede faydalanamamış olabilir. Ama izleyicimiz eğer özellikle gençlik zamanında sporuna dikkat ettiyse, beslenmesine dikkat ettiyse ve şimdi de buna devam ediyorsa dikkat etmeye, o zaman kendisi herhangi bir osteoporoz veya buna bağlı bir kırıkla karşılaşmayabilir. Kendisini koruyabilir. Peki hocam, izleyicimize özel bir takım önerilerde bulunabilir misiniz? Şimdi İzmir'de yaşaması bir avantaj. Evet. Güneş ışığının bol olduğu yerde sağlıklı yürüyüşler yapıyor diye yazmış. Başka neler yapsın, neler yesin? 69 yaşında. Bence 69 yaşında bir hasta öncelikle tabii ki düşmeden de korunmak lazım. Onu belirtmeyi unuttuk. Hep beslenme üzerinden gidiyoruz. Sonuçta ne yaparsanız yapın, ne kadar beslenirsiniz, spor da yapsanız da yapın. Sonuçta belli bir yaştan sonra kemik kalitemiz illaki azalıyor. Dolayısıyla bu tür hastalara benim önerim mümkün olduğunca evde düşmeye neden olacak ufak tefek böyle görünmeyen şeylerin ortadan kaldırılması, daha sade bir ev ortamı hazırlanması çok önemli. Çünkü siz ne kadar destek alırsanız alın, ilaç olsun, spor olsun, güneş ışığı olsun, eğer düşerseniz kemiğinizi kırabilirsiniz. Bu çok önemli bir durum. Onu da özellikle eklemek istiyorum. Yürüyüş, beslenme önemli, önemli. Ama düşmemek, kendini korumak da çok önemli diyoruz. Şimdi hocam, bir izleyicimiz de 63 yaşındaki anneme kemik erimesi teşhisi kondu, çok ilerlemiş denildi ve ilaç verildi. İlacı sürekli kullanmasını söyledi doktor. Ama ilaç karın ağrısı ve ishal yaptı. Mide koruyucu da kullanmasına rağmen ilacı bıraktı. Anneme nasıl bir tedavi uygun görürsünüz? Ya da ilaç, annemin başka bir rahatsızlığı yok hamdolsun. Diğer bir sorum da, parmağında lif koptu, bir aydan fazla zamandır sarılı, ne kadar zamanda iyileşir? Evet, şimdi tabii ki aldığı ilaç çok önemli. Ne ilaç aldığını şimdi bilmiyoruz ama bu ilaçların kullanılmasındaki bazı ilkeler var. Yani bunlar da önemli. Özellikle eğer bir fosfonat dediğimiz o kemiğin yıkımını engelleyen ilaçlar alıyorsa, bu ilaçlar haftanın belirli günlerinde, belirli sabahları erkenden aynı saatte ve haftanın aynı günü alınması lazım. Bazı formülasyonlar aylık, bazıları 3 aylık ve bazıları 1 senelik olacak şekilde değişik ilaç grupları var. Peki yan etki gösterdiyse ne yapacak hocam? Yan etki gösterdiyse hekimine başvurmalı ve gerekirse ilaç değiştirilmelidir. Yani yan etki olabilir. Olabilir. Çünkü oral alınanlarda bu tür gastrointestinal ve yemek borusuyla ilgili iritasyon bulguları yapabiliyor. Gerekirse bu tür hastalarımızda depo formülleri olan 3 aylık veya senelik yani damardan yapılan kemik erimesini engelleyici ilaç formları da var. Farmakolojik ajanlar da var. Bunlar kullanılabilir. Peki acaba hormon ilişkili terapiler ne demektir hocam? Yine ileri dönem kemik erimesinde mi yarar sağlar?
O aslında postmenopozal osteoporozu olan kadınlarda, yani erken dönemdeki kadınlarda etkili bir yöntem. Aslında eskiden daha popülerdi ama şu anda popülerliğini bir miktar yitirdi. Çünkü bazı riskler barındırdığı için, bazı kanserleri arttırdığı için hormon replasman tedavisi bir zamanlar kadın doğum uzmanları tarafından çok fazla etkiliydi. Östrojen ve progesteron içeren bazı preparatlar, ama bunların bazı yan etkilerinden dolayı şu anda çok fazla tercih edilmiyor. Tercih edilmiyor. Peki geç kalınmış osteoporoz hastalarında hangi yöntemler uygulanır? Geç kalmış osteoporoz hastasında eğer ki çok yüksek şiddetli bir osteoporoz varsa mutlaka tabii ki yine bu ilaçlar verilecek ve hastaya da demin de söylediğim gibi düşmesini düşmemesi veya bir yerini çarpmamasını, kendisini koruması mutlaka söylenmesi lazım. Beraberinde herhangi bir metabolik bir hastalığı veya sekonder osteoporoza neden olacak bir hastalık varsa bunların araştırılıp tedavisinin düzenlenmesi lazım. Peki ilaç tedavileri hocam uzun ve sabır gerektiren tedaviler mi, yoksa bir dönem kullanılıp bırakılabilecek tedaviler mi? Yok, öyle hani çok uzun süre zaten bu ilaçların da kullanıldığı zaman kemikte de başka problemlere neden olduğu biliniyor. Dolayısıyla bu ilaçlar çok uzun süre kullanılmaması lazım. Mutlaka hekim kontrolünde ve duruma göre 6 aylık veya 1 yıllık kemik yoğunluk ölçüm takipleri yapılarak kullanılması lazım. Amaç kendini korumak herhalde, değil mi burada evet. Esas amaç? Evet, belirli bir yaş grubunda özellikle kendinizi korumak çok önemli. Hocam bir diğer izleyicimiz, merhaba, ben ne yazık ki 7 sene önce ani menopoza girdim. Kocaeli'nde yaşıyorum. Gittiğim doktorlar ilaç vermedi ama ben süt ürünlerini sevmediğim için kalsiyum da aldım. Fakat bu yıl osteopeni teşhisi kondu. Midemde reflü var. Osteoporoz tabletleri verdi ama nasıl kullanacağım? Bundan sonrası için ne yapmalıyım? Hepsi mideye dokunur mu? Alternatif tedavi yolları var mı? Der. Evet. Deminki aslında sorunun cevabı belki aynısı verilir. Osteopeni esas izleyicimiz osteopeni işte osteoporozun bir önceki formu. Yani hali. Kemiğin zayıflaması. Hı. Bizim hedef kitlemiz, esas hedef kitlemiz bu hasta grubu. Mutlaka tedavi alması lazım. Eğer demin de söylediğim gibi tedavisi hastada bir uyumsuzluk yaptıysa o zaman değiştirilebilir. Onlar damardan olacak şekilde 3 aylık 6 aylık depo formları ne kullanabilir hastamız. Hangi uzmanlar tedavi ediyor hocam kemik erimesini? Biz ortopedistler bu konuyla ilgilenebiliyoruz. Yine endokrin uzmanların yapabiliyorlar. Fizik tedavi uzmanları yapabiliyorlar. Kadın doğum uzmanları. Bunlar osteoporozun tedavisini yetkilendirmiş uzmanlık grupları. Bir diğer izleyicimiz şunu yazmış hocam. Merhaba, ben Hashimoto tiroid hastasıyım uzun yıllardır. Fakat 10 yıl kadar önce tesadüfen yaptırdığım kemik ölçümlerinde ciddi kemik erimesi fark edildi ve tedaviye başlandı. Fakat şu günlerde menopoz dönemimde başlamak üzere sanırım. Bu dönemde kemik erimesinin daha artmaması için neler yapabilirim? Ve tiroid ilaçları kemik erimesi yapıyor mu? Kesinlikle güzel bir soru. Bu işte hastamız mesela bir nedene bağlı osteoporoz olmuş büyük bir ihtimalle. Yani Hashimoto tiroiditi bir neden olabilir. Dolayısıyla öncelikle hastamızın bu tiroid hastalığını mutlaka düzene sokması lazım. Ve beraberinde de gerekirse demin de bahsettiğimiz ajanları, kemik erimesiyle ilgili ilaçları kullanıp doğru beslenme, işte egzersizle ve hani kötü alışkanlıklarını yapmamasıyla kemik erimesini önleyebilir veya en azından önüne geçmiş olabilir. Genç bir izleyicimiz, annem paratiroid ameliyatı oldu. Kemik erimesi olmaması için neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz diye sorar. Paratiroid ameliyatı olduysa tabii ki obezden salınan bazı hormonlarımız var. Dolayısıyla onların testleri endokrin uzmanları tarafından tabii ki daha iyi yapılıyor. O tür takiplerinin yapılıp eğer bir hormonal veya bir mineral eksikliği veya dengesizliği varsa onun düzeltilmesi lazım. O şekilde takibini yaptırması gerekiyor. Bir endokrin uzmanı herhalde evet. yol gösterecektir değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Kuzey Avrupa ülkelerinde kalça kırığının yaygın olmasını fazla süt tüketimine bağlayanlar var. Asidoz olunur, kemiklerden mineral eksilirmiş. Hocam bu doğru olabilir mi? O ülkelerde güneş daha az görünüyor, bundan olamaz mı? Diye sormuş bir izleyicimiz. Onunla ilgili hani çok fazla öyle bir bilgi duymadım ben. Yani hı hı. Kemik, süt alımı mı değilmiş? Süt tüketimine bağlı. Kalça kırığının aslında tam tersi olması gerekmez mi hocam? Süt tüketimi evet, daha faydalı değil faydalıdır, mi? Faydalıdır, evet. Şimdi bir izleyicimiz de D vitamini almanın yanında
kanda kalsiyum birikmesini önlemek ve de böbreklerin de etkilenmesini önlemek için K2 vitamini alınması gerekiyormuş. Peki K2, MK7 vitamini vücuda fazla alınırsa kan pıhtılaşmasında artma ya da fazla kötü sonuçlar ortaya çıkar mı hocam? K2, MK7 vitaminini fazla alındığında toksik etki yapar mı? Ya da sadece D vitamini alınırsa K2 alınmasa olur mu? Tabii bu çok detay oldu. Yani evet. Bunu endokrin uzmanlarınınla beraber konuşmak gerekiyor. Sonuçta çok fazla tabii ki D vitamini veya kalsiyum süplemanları alınmaması lazım. Yani daha doğrusu bunun kan düzeylerinin aşmaması lazım. Çünkü bunlar da bu sefer aşırı derecede işte izleyicimizin söylediği gibi böbrek taşlarına veya bir başka probleme yol açabilir. Mutlaka hekim kontrolünde bu ilaçların alınması lazım. Ama K vitamini hakkında bilgim yok. Bir izleyicimiz de tuz kemikleri sağlam yapar mı diye sormuş hocam. Yok, öyle bir bilgi yok, hayır. Tuzda da yok, hayır. Evet. Hocam son sözlerinizi alalım. Programın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Vereceğiniz mesajlarla bu bölümü bitirelim. Bence özellikle çocukluktan itibaren beslenme çok önemli. Beslenme beraberinde spor. Özellikle 15-30 yaşları arasında yapılan işte spor alışkanlığı ve beslenme çok önemli. Daha sonrasında da yine kötü alışkanlarımız, tütün kullanımı, alkol kullanımı, bunlardan uzak durulması, kafein yine aynı şekilde, yine sporun devamı ve özellikle menopoz sonrası kadınların daha dikkat edip gerekirse ilgili uzmanlara gidip kemik yoğunluk ölçümü yaptırıp kendilerini gerekli önlemleri alması lazım değil mi? Evet. Yani yaşanmadan önce korunması ve önlenmesi çok daha önemli diyorsunuz. Evet hocam. Evet. Sevgili hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Efendim kemik erimesini ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Cengiz Yıldırım'la konuştuk. Onun önerileriyle bitiriyoruz bu bölümü de. Birazdan 3. konuma devam edeceğim.